mümkündür. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim, bakış programına hoş geldiniz. Tasarrufu konuşmaya devam ediyoruz. Bireysel emeklilik sistemini konuşmaya devam ediyoruz. Ama bugün yayında bir ufak pencere açacağız ve biraz daha sizi farklı bir boyuta götüreceğiz. Özel emeklilik sisteminden dışına çıkmayacağız. Ama geçtiğimiz haftalarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu nüfus analizlerinin, istatistiklerinin sonucuna göre sonuç çıktı. Bu da ülke olarak yaşlanıyoruz. Yani Türkçe meali şu: genç nüfusumuzun oranı azalıyor, yaşlı nüfusumuzun oranı artıyor ve her geçen günde bu artıyor. TÜİK bu araştırmayı ortaya koydu. Şimdi bunun tabii bir takım etkileri var. Hem özel emeklilik sistemine etkisi var ve dolayısıyla bireysel emeklilik sistemine etkisi var. Asıl ondan daha öncesi sosyal güvenlik sistemine etkisi var. Sosyal güvenlik sistemine etkisi olduğu için özel emeklilik sistemini gündeme getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bunları konuşacağız. En yetkili ağızla konuşacağız efendim. Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez bizlerle birlikte. Aynı zamanda Taylan Bey'e Ufuk'ta malum geçtiğimiz sene gündemdeydi. Tamamlayıcı emeklilik konusu bir hayli kamunun ekonomi yönetiminin de gündemindeydi. Halen gündemde olup olmayacağını soracağız. Varsa sorularınız iletebilirsiniz. bakış@habertürk.com. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan'ın da Instagram adresi üzerinden sorularınızı paylaşabilirsiniz. Taylan, hoş geldin. Hoş bulduk Noyan, merhabalar. Merhaba. Şimdi tamamlayıcı emeklilik, yaşlılık, biliyorum yaşlılık konusu, işte sosyal güvenlik sistemi ve onun tamamlayıcısı olan tamamlayıcı emeklilik sistemi senin uzmanlık alanların. Biz daha önceki programlarda da bu konuda birçok seninle sohbetler yaptık. Ayrıca özel, yani programlar dışında da sohbetler ediyoruz. Dolayısıyla tam yetkili alsın. Şimdi bu konuya geçmeden önce istiyorsan, hani tasarruf dedik, bireysel emeklilik sistemi dedik, bize hazır seni yakalamışken bir portresini çıkarabilir misin? 2020'de neydi, katılımcı sayısı neydi? Belki ikiye ayırırsın, otomatik BES, tamamlayıcı yönüllü BES. Katılımcı sayısı neydi? Fonlar nereye ulaştı? Getiriler çok iyi biliyorum ama bir de senden duymak istiyoruz. Bir bize portresini çizersen sonra tamamlayıcı emek konusuna geçelim. Sağ olasın. Tabii yıl kapandı, 2020 yılı. Zor bir yıldı. Özellikle pandeminin bayağı hem ülkemize hem de dünyaya zorluklar yaşattığı bir yıldı. Ama bireysel emeklilik perspektifinden baktığımızda otomatik katılım sistemi dahil olmak üzere önemli bir büyümeyi başarıyla sağladığımızı görüyoruz. Bugün itibariyle 7 milyona yakın katılımcı var bireysel emeklilik sisteminde ve 160 milyara yakın bir fon büyüklüğüne ulaşmış durumda. Ya 17 yıllık geçmişi olan bireysel emeklilik sisteminin geldiği nokta çok kayda değer bir büyüklük. Bir de otomatik katılım sistemi var. 5,5 milyon katılımcının yer aldığı ve 12 milyara yaklaşmış bir fon büyüklüğüne eklediğimizde de toplamda 170-175 milyarlık çok ciddi Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %2,5-3'üne tekabül eden bir rakama ulaşmış gözüküyoruz. Tabii bu ülkemizin yurt içi tasarruflarını da dikkate aldığımızda %6'ya bizi götürüyor. %6 iyi bir oran mı? Tabii ki dünya örneklerine baktığımızda daha gidecek yolumuz var. Ama Türkiye'nin gerçeğini, tasarruf bilincini, tasarrufların büyümesi gerektiğini düşündüğümüzde önemli bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bu büyüklüğe ulaşmamızda her ne kadar katılımcılarımızın özellikle pandemi döneminde hem sağlığın hem de tasarrufun ne kadar önemli olduğunun daha da algılandığı, anlaşıldığı bir dönemde katkı paylarını düzenli devam ettirerek, birikimlerine sahip tutarak sistemde kalmalarının da etkisi var. Ayrıca fon performanslarının da etkisi var. Bireysel emeklilik sektörü 2020 yılında, 2019 yılında olduğu gibi %26-%27 ortalamada bir gideri sağladı ki bu son 3 yıldır enflasyonun ciddi üstünde getiri sağlayan sektör içinde ayrı bir başarısıdır. Bu büyüklüğe ulaşmada da önemli bir katkı sağlamıştır. Ama şunu unutmayalım ki
tüm dünyaya baktığımızda, özellikle OECD ülkelerine baktığımızda bireysel emeklilik fonlarının, özel emeklilik fonlarının gayri safi milli hasılaya oranı ortalamada %50. Bizde ise biraz evvel söylediğim gibi hala tek hanelerde ve 5'in altında. O derecede büyük değiliz ama şunu söylüyor bize, evet iyi bir noktaya geldiniz ama daha gidecek çok yolunuz var. Çok güzel, çok da güzel özetledin. Şimdi o zaman buradan şu habere pas atalım, ondan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemlerini konuşalım. Çünkü tam noktasına geldin, diyorsun ki evet iyi bir noktadayız ama gidecek çok yol var. OECD ile mukayese ettiğimizdeki durumda bunu ortaya koyuyor. Taylan, bir haberi izleyelim. Şu TÜİK'in yaşlanma konusu benim çok önem verdiğim bir konu. Bunu bir izleyelim, sonra biraz detaylandıralım. Efendim bir küçük haberimiz var. Birlikte izliyoruz. Sayın Türk Ölmez'le sohbetimize devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre nüfus 459,3 bin kişi artarak 83,6 milyon kişiye çıktı. İstatistiklere göre yaşlı nüfus artıyor, ortanca yaş yükseliyor. 2020'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,5'a yükseldi. 2007 ve 2020 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusunun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde ortanca yaşın erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldiği görüldü. Evet, şimdi durum bu. Taylan, durum net. Genç evet. Nüfus azalıyor, yaşlı nüfusun oranı da artıyor. Şimdi bunu bize iki etaplı anlatırsan sevinirim. Bir, bu işin yani bu durumun, ki şu da bir gerçek ki önümüzdeki yıllarda bu oran daha da artacak. Yani yaşlı nüfusun artacak, oranı daha doğru. da artacak ve genç nüfus daha da azalacak. Şimdi bunun bir sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkisini bir iki cümle bizle paylaş. Buradan da işte asıl özel emeklilik konusuna geçmiş olalım. Okey. Şimdi nüfus açıklandı. 83,6 milyon. Evet. Ama oranlara baktığımızda aslında bizim beklentimizle paralel ama daha hızlanarak değişen bir demografik yapı var. Hı hı. Çünkü bugün itibariyle bizim 65 yaş üzeri nüfusumuzun toplam nüfusa oranı 7,1'den 9,5'a çıkmış durumda ki. Geçen yıl 9,1'di. Bakın bu oranın artışı ciddi şekilde hızlanıyor. Artış hızı çok yüksek, evet. Evet, evet. Ve şunu, şöyle bir gerçek de var. Nüfusumuzun artış hızına baktığımızda bundan önceki 2 yıl %13-14 hızlanırken şu anda %5,5'lara gelmiş durumdayız. Yani nüfusun artış hızı azalınca bir de yaşlılarımız çok şükür ömürleri daha da uzadıkça, çünkü 79-80 yaşlara gelmiş durumdayız. Doğru. Daha da fazlasını, daha da uzun yıl ömürleri görüyor olacağız. Tabii ki doğaldır ki yaşlı nüfusun oranı artıyor. Bizim beklentimiz 2023 yılında yaptığımız analizler 10,1-10,2 yönündeydi. Ama görüyoruz ki bunun üzerine çıkıyor olacağız. Şimdi onu söyleyecektim. Revize etmek gerekiyor onu. Aynen öyle. Yani revizyon gerekiyor. Bir de 2050 yılında %16'ları öngörüyorduk. Demek ki böyle giderse çok ciddi bir yaşlı nüfusla karşı karşıya kalacağız. Evet, iyi bir şey ama bunu yönetiyor olmamız gerekiyor. Şimdi, bir de şöyle bir gerçek var. Devam et. Peki, devam sana et. Peki, yo, hayır, şöyle. Devam et, sonra ben bir saptama yapacağım. Tamam. Önemli bir rakam çünkü Türkiye değil, tüm dünyanın gerçeği. Bütün çalışmalar, analizler, ileriye dönük projeksiyonlar gösteriyor ki bugünden yarına 2050 yılında bırakın 65'i, 80 yaşın üzerinde 1,6 milyar kişinin olması bekleniyor. Bakın 65 demiyorum, evet. 80 diyorum ki bunun da Türkiye'ye yansıması olacak. Çünkü çok ciddi tıbbi gelişmeler var. Bugün görüyorsunuz Covid denen önemli bir salgını bile çok ciddi aşı geliştirmeleriyle yönetebilir hale geliyoruz. Ya her şeyin çözümünü bulabiliyor dünya insanının aklı. O nedenle bu ömür uzayacak. Uzayacak. Ömür uzadıkça da bizim sosyal güvenlik sistemine şimdi onu soracağım. Şimdi o tablo şu. Bir
yaşlı Türkiye bazında, gerçi dünyadan artık ayrışmıyoruz. Yani dünyadaki tablo üçe, Avrupa'nın yani Avrupa ülkelerinin bundan kaç yıl önce içine düştüğü işte yaşlı nüfusun artış oranı ve yaş ömrünün uzaması sarmalına yavaş yavaş Türkiye'de gelmeye başladı. Yani şimdi iki tane durum var. Bir, yaşlı nüfusun oranı artıyor. İki, yaş ömrü uzuyor. Dolayısıyla piramit, farklı bir piramit çıkıyor bizim karşımıza. Şimdi bunun bir tabii sosyal güvenlik sistemi üzerinde ilk birinci etkisi onun üzerinde nedir? Evet. Şimdi biz bir sosyal devlet olgusuyla diğer ülkelerde, birçok ülkede olduğu gibi sosyal güvenlik sistemimiz sisteme giren, uzun süre çalışan gençlerin katkılarıyla, ödediği primlerle sistemden emekli olanların maaşlarının ve sağlık giderlerinin ödenmesi üzerine kurulu. Hı. Bu çok doğal, yani tüm dünyada evet. Bunu görebilirsiniz. Ama şimdi bunun rasyonelinde 4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi durumunda kendini ayakta tutabiliyor. Ama bugün geldiğimiz noktada bu piramitteki değişiklikle birlikte bu oran 2'nin altına indi. Evet. Bu gidişat belki birebir denk gelecek bir gün. Şimdi birebir şunu demek, bir çalışanın yaptığı katkılarla bir emekliyi finanse edebilmesi. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. O nedenle evet, sosyal güvenlik sisteminin o ana yapısı devam ediyor olacak ama o emeklilik dönemi geldiğinde emeklilerimizin hayatlarını idame ettirmesi için gerekli olan o maaşı alabilmesi için artık tamamlayıcı emeklilik sistemi olmazsa olmazımız. Evet, tabii. Yani o zaman şöyle şimdi burada tabii iki tane sosyal güvenlik açısından baktığımızda 2-3 tane sorun çıkıyor. Bir, uzun süreli devletin yaş ömrü de uzadığı için uzun süreli devletin emekli maaşı vermesi sürdürülebilir bir durum değil. İkincisi, tatmin edici bir emeklilik maaşı beklemek bu yapı bozulurken çok mümkün değil. Üçüncüsü, tabii bunu nasıl çözülür sosyal güvenlik açısından? Emeklilik yaşı sürekli uzatılır. Evet. Bu da tabii toplumda farklı bir bakış açısı yaratıyor. İşte burada işte tam da bu noktada işte herhalde tamamlayıcı emeklilik sistemi dediğimiz nokta devreye giriyor. Buradan sonrasını işte nasıl bir tamamlayıcı emeklilik ve ben mesela çok net söylüyorum, aynı fikirde misin? Bence acil olarak konuşulması gereken bir konu gözüyle bakıyorum. Hemfikirim ama önce size şunu söyleyeceğim. Şöyle bir açmazımız var. Kabul etmemiz gerekiyor toplum olarak. Evet, emeklilik yaşı yükseltildiği zaman bir anda neden yükseliyor? Bizim de artık emeklilik hakkımız geldi deniyor. Evet. Peki. Ama gençlerimizi düşündüğümüzde, gençlerimizin işsizlik oranını düşündüğümüzde %25'lere varan, sonuçta bir istihdam piyasası var. O istihdam piyasasında onların da yer edinmesi gerekiyor. Böyle bir ortamda diğer taraftan da biz diyoruz ki artık emeklilik yaşı yükselmeli ve daha fazla siz çalışabilmelisiniz. Çünkü bugün 60 yaşına gelmiş bir Türkiye'deki bir yetişkinin bile 80-85 yaşlara yaşadığını düşündüğünüzde 25 yıl emeklilik maaşı alacağını, öyle bir ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu perspektiften baktığımızda bireysel emeklilik sistemi evet gönüllü. Evet, orada 7 milyon katılımcımız var ama oradaki süreklilik çok da istediğimiz gibi değil. O nedenle bir tamamlayıcı mesleki sistemle, orada oluşturulacak mesleki planlarla, bir de işveren katkılı emeklilik planı şeklinde işverenin de katkıda bulunduğu, bunun özellikle altını çiziyorum. Hem işveren katkıda bulunacak, hem çalışan katkıda bulunacak, hem de düzenli bir şekilde kesintisiz sistemden çıkmadan bu yatırımın birikimin yapılması gerekiyor. Bizim 11. Kalkınma Planı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yılı programında bunların hepsine değinilmiş durumda. Tamamlayıcı emeklilik sistemi olması gerektiği yönünde bir mutabakat var. Doğru. Ama şunu görüyoruz, yani bu mutabakat bence er ya da geç yürürlüğe girecek diye düşünüyorum. Ancak diğer taraftan da pandeminin uzuyor olması, işverenlerin şirketlerini ayakta tutmak adına sıkıntılar yaşıyor olması, biraz tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye girmesine yönelik sürenin gecikmesi sonucunu doğurabilir. Öyle ya, bir noktadayız. Burada... Ama ben... Ama şunu söyleyeceğim, tabii, ondan sonra sözü bırakayım size. Ama şunu söyleyeceğim, biz bu evet zorumuza gidiyor ama
eğer geleceği kurtarmak istiyorsan, geleceğimizi düşünüyorsan, bir taraftan depremi konuşuyoruz, bir taraftan susuzluğu konuşuyoruz ama hiç gelecekteki o emekliliğin nasıl olacağını konuşmuyoruz. Bu ikisi kadar önemli bir bizim nasıl söyleyeyim riskimizdir, konumuzdur. Bunu da gündeme alıp neyse bunun için yapılması gereken fedakarlık, hep birlikte buna imza atmamız gerektiğini düşünüyorum toplum olarak. Peki mesela geçen sene 2020'nin ortalarına doğru, ki pandemi de başlamıştı zaten Mart'ın sonundan sonra, Mayıs-Haziran aylarında biz bu tamamlayıcı emeklilik sistemini bir aylı gündemde yoğun konuştuk. Hatta sendikalarla istişareler yapıldı. Aile ve Çalışma Hizmetleri Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapıldı. Bir noktaya kadar geldi. Ancak bu sendikaların işte kıdem tazminatı denilen kıdem tazminatlı formülde maalesef kırmızı çizgilere takıldı. Sonra da biraz da durdu. Şimdi iki tane sorun var bu konuda. Bir, şimdi gündemde mi tamamlayıcı emeklilik, sizin ve aynı zamanda kamunun gündeminde mi, böyle bir duyumun var mı? İkincisi, ya bu iş kıdem tazminatsız da olmaz mı bu? Yani dünyada bunun örneği yok mudur? Dünyada da hep kıdem tazminatıyla mı birleştirilmiştir bu tamamlayıcı emeklilik, özel emeklilik sistemleri? İkinci soruya ilk önce yanıtla başlayayım. Dünya örneklerine baktığımızda, çünkü bunu ideali 3 basamaklı emeklilik sistemi ve biz bu ikinci basamağı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani o zorunlu mesleki emeklilik planları olarak da. Onun kıdem tazminatı ile entegre olduğu çok da fazla model yok. O nedenle illa kıdem tazminatı reformu ile birlikte yürütülmesi gerekmiyor. Zaten bugün gelinen noktada bundan sonra kıdem tazminatını bir kenara koyduk söylediğin gibi, ama tamamlayıcı emeklilik sisteminden vazgeçmiş değiliz. Hem kamu olarak hem de bizler. Çünkü toplumumuz için bu gerekiyor. Ha şimdi ne olması gerekiyor ve neler yapılıyor diye sorduğun o birinci kısma geldiğimde de nasıl bir kurgu yaratılması gerekiyor? Üzerinde çalışıyoruz hep birlikte. Sigortasızlık Emeklilik ve Düzenleme Denetleme Kurumu'nun da birlikte, Sigorta Birliği aynı masa etrafında bu kurguyu oluşturmaya çalışıyoruz ki bakanlığa önerilerimiz de var. Ancak ne zaman devreye gireceği konusu 2021 yılında olmayacak gibi gözüküyor. 2022 belki de 2023'e kalabilir. Bunu zaman gösterecek. Ama sonuçta bugünlerde bir reform ajandası konuşuyoruz. Yani bu reform dendiği zaman hani Türkiye'mizin konuştuk. Bu gerçeklerine düştüğümüzde reformun bir parçası olması gerektiği de aşikar. Peki, şimdi bizim otomatik katılım sistemi, yani 45 yaş altı tüm çalışanların işverenleri tarafından sisteme girdi. Otomatik katılım sistemi, ki senin söylediğin çerçevede de 5,5 milyon bir çalışan var burada. Şimdi bu sistemle tamamlayıcı emeklilik sistemi arasında, şimdi bana da çok sık gelen sorulardan biridir bu yazılarıma. Evet. Ya tamamlayıcı emeklilik diyorsun da kardeşim, zaten bir otomatik katılım sistemi var. Bir de şimdi tamamlayıcı emeklilik. Bunun ikisindeki fark nedir? İkisi arasındaki fark Taylan? Şimdi otomatik katılım sistemi aslında ruhuna baktığınızda o ikinci basamakta kurulması gereken tamamlayıcı emeklilik sistemidir. Ama biz otomatik katılım sistemini kurarken girişin zorunlu, çıkışın kolaylıkla gönüllü olduğu bir sistem kurduk. Ve bugün geldiğimiz noktada sisteme girenlerin %72'si sistemden çıkmış durumda. Hı hı. O nedenle sistemin önemli bir büyüklüğü, istihdam piyasasını kapsaması beklenirken, çünkü 25 milyonluk istihdam piyasasından bahsediyoruz. Biz şu anda 5,5 milyondan konuşuyoruz. O nedenle biz evet kurgu olarak iyi bir kurguyu kurmuş olabiliriz. Ama gönüllü olması ve çıkış serbestliği bizi bu noktaya getirdi. Ha, tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulduğunda bizim önerimiz Sigorta Birliği olarak ve bence de olması gereken tamamlayıcı emeklilik sisteminin OKS'nin yerine geçmesidir. Çünkü sonuçta o geldiğinde OKS'yi devam ettirmeye gerek olduğunu düşünmüyoruz. Peki. OKS katılımcının kendi disiplinine bırakıyor. Ama tamamlayıcı emeklilik sistemi bunu yapmayacak. Tamam, burada son 3 dakikada burada asıl kritik olan nokta gerek tamamlayıcı emeklilik sistemi gerek otomatik katılım sisteminde işveren katkısı mıdır Taylan?
Evet, ama bir ekleme yapacağım. İki husus ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. İşveren katkısı olmazsa olmazı. Gerçekten işveren katkısız ben bir tamamlayıcı emeklilik sistemi tüm dünyadaki başarılı örneklere baktığımızda da görmedim. Öyle ya da böyle illa o olması gereken ideal oranla da başlamamız gerekmiyor. Onu da önerdik. İşverenlerin bu evet sıkıntılı o oranı karşılayabilmesi, ama küçük bir oranla başlayarak yavaş yavaş yükseltebiliriz. Devlet teşviğinin belli bir yıla kadar olmasını sağlayabiliriz. İkinci bir husus da bu sistemden zorunlu belli ihtiyacı gerektiren şartlar gerçekleşmedikçe çıkışa izin verilmemesi gerektiğidir. İki husus önemli. Yani serbest olmamalı. Yani tamamlayıcı emeklilik sistemi kişinin istediği zaman girip istediği zaman çıkabileceği değil de zaten emeklilik olduğu için uzun süre kalması gibi bir formül diyorsun herhalde. Evet. Yani tabii kulağa iyi gelmiyor biliyorum. Yani şimdi niye benim kendi irademe bırakmıyorsun deniyor, ama biraz evvel konuştuk nasıl yaşlandığımız, ne kadar ömrümüzün uzadığı, sağlık masraflarımızın o emeklilik döneminde ne kadar kritik olduğu. Bunları düşündüğümüzde o dönem için gerekli olan emeklilik maaşını sosyal güvenlik sistemi karşılamayacak. Bizim bu tür bir zorunlu sisteme, evet zorunlu rahatsız ediyor ama ne yazık ki öyle olması gerekiyor, ihtiyacımız var. Peki son bir dakika şu soruyu da sorayım da öyle kapatayım. Tamamlayıcı emeklilik adına ne dersen de, tamamlayıcı emeklilik, tamamlayıcı mesleki emeklilik falan ne dersen de, bu sistem hayat bulduğunda, uygulamaya geçtiğinde çalışanlar için emekliliğinde tatmin edici bir karşılığı olabilecek mi maddi olarak, parasal anlamda? Şimdi bugünkünden daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Ama ben şunu söylüyorum. Bugün bizim birçok emeklilik şirketinin de uyguladığı bir danışmanlık servisi var. Yani biz alıyoruz müşterilerimizi, diyoruz ki bak kaç yaşında emekliliği olmak istiyorsun ve ne kadar maaş istiyorsun, ya da bak şu kadar maaşa ihtiyacın var diyorum. İşte o maaşa ulaşabilmesi için, sosyal güvenlik sisteminin üzerine ek o maaşa ulaşabilmesi için düzenli bir şekilde her yıl ne katkı payı ödemesi gerektiğini belirliyoruz. Bu uygulamanın tamamlayıcı emeklilik sisteminde de olması gerekiyor. Çünkü kişilerin emeklilik dönemi ihtiyaçları değişkenlik gösterebiliyor. Doğru. Ve o nedenle de bu değişken ihtiyaca göre de birebir danışmanlık yaparak belirlenmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan da şöyle de bir çalışmamız var. O emeklilik dönemi geldiğinde alternatif ek maaş alabilmesini sağlayacak bizim hayat ürünlerine de ihtiyacımız var. Şu anda sektör olarak onu da çalışıyoruz. O tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte o emeklilik dönemine de hizmet edecek olan maaş seçeneklerini de biz herhalde büyük ihtimal hazırlamış ve evet zaman için erken ama bugün birikimleri olan da var. O planları da sunmuş oluruz diye düşünüyorum. Taylan Türkörmez, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Değerli bilgilerini bizle paylaştın, yayına da katıldın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim, Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Taylan Türkörmez bizle birlikteydi. Bugün dedim size biraz farklı bir konuyu işleyelim. Yani yaşlanıyoruz, yaşam süresi uzuyor ve sosyal güvenlik sistemi ve sosyal güvenlik sisteminden alınan maaşlar, emekli maaşları konusu önümüzdeki yıllarda çok gündemde olacağını kesin söyleyebiliriz. İşte bu noktada da biraz artık yavaş yavaş bütün sendikalarıyla birlikte, tüm taraflarla birlikte tamamlayıcı emeklilik sistemi konuşmamızın zamanı geldi diyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde bu tablo, yaşlılık ve yaşayan ömür tablosu, yani nüfus piramidi daha da farklılaşacak. Efendim başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.